Allah Teala Hazretleri Celle Celaluhu Müslümanların üzerine 5 vakit namaz farz edenden sonra zenginler, malı olan kimselerin de üzerine mallarının zekat vermesini farz kılmıştır. Bu ayet-i kerimede buyurup namazınızı kılın, zekatınızı verin, cemaatle, Müslümanlarla, din kardeşlerinizle beraber cemaat kılın. Namazınızı yani cemaatle kılın. وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ Bunun için bazı mezahipte cemaatle namaz kılmak vaciptir. Yani insan münferit kılsa, كَأَنَّهُ namazı sahihde yere cemaatle kılsın. Bir tane, iki tane toplasın, illa cemaatle. Ama Hanefi mezhebinde, Şafii mezhebinde caizli münferit de kılsa, sünneti terk etmiş olur. Tabii kasten terk etse de günahkar olur, o ayrı mevzudur. Hatta ki bir cemaat geldiyse, bir mahallede yahut bir köyde ya bir yerde cemaati terk ettiyseler, kulliyen cemaaten namaz kılmadıysalar, şer'an lazım gelir hakimi adil, hakimi muslimin kıtal eder kendilerini. Olmaz terk olunsun cemaat. فَالصَّلَاتُ وَالزَّكَاتُ اُخْتَانِ وَمُنْكِرُهُمَا كَافِرٌ لِأَنَّهُمَا مَعْلُومَتَانِ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ Namaz, zekat, baksal daima bir yerde adları gelir. Bazı kardeş kimin daimen bir yerde namazdan sonra وَاَقِيمُ الصَّلَا وَاَتُ الزَّكَى Zekat özüyle beraber. Bunları inkar eden namazı yahut zekatı inkar eden kimse şer'an kafir olur. An Cerir bin Abdullah قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. Bu zat sahabe-i kiramdan birisi Cerir bin Abdullah Hazretleri diyor mübayaat ettim Hazreti Resulullah'ın eli üzerine İslam olup ondan sonra 5 vakit namazımı kılmak ve param da olduysa, malım da olduysa zekatımı vermek ve bir de her bir Müslümana nasihat etmek lillah için. Demek ki vacipti her bir Müslüman üzerine lazım geldi din kardeşinden bir muhalefet gördüyse nasihat etsin kendisine, irşad etsin özünü. Koymasın kalsın cehaletinde, koymasın kalsın o günahkarlıkta daimi bir surette. Lazım geli el muslimu ehul muslim, lazım geli daimen nasihat edesen din kardeşi var. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsi. Daimen necahaz edesen özü, salahatu le ecir ve sevap kazanmak lazım. Din kardeşi olsun da havl edesen o da ecir ve sevap kazansın, günahten irak olsun. Birisi geldi diyor Hazreti Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetine. Ya Resulallah bir şey mene ögretkinen hatta onun vasıtasıyla cennete gireyim. Peygamber buyurdu evvelen Allah'a şirk etmeyesen, ibadetuda halisan, muhlisan, üzü çevirip Allah'a ibadet eyle, kimseni yaduva salma, riyakarlık etme. Yani ibadetuda taatuda şirk etme ginen, başkasını yaduva salma. Yani insan namaz kılarken, taat ederken lazım gelir, maksadı bas Allah olsun. Hatta o derecede İmam Gazali Hazretleri diyor, eğer gelirse bir insan namaz kılarsa, yiyen sadaka verirse, bir Müslümanın öğünde, verende geldiyse, fikrine geldiyse, indi bunun öğünde versem riyakarlık olur. Yahut fikrine geldiyse, eğer geldi kalksam indi bunun öğünde kirik hatta tavuh sünneti kılsam, yen abdest namazı her vakit madem ki adet edip kılır, kalksam bunun öğünde kılsam, keennehu riyakarlık etmiş olam. Yani günahkar olam, halbuki diyor bu da aynen riyakarlıktır. Bu da riyakarlıktır İmam Gazali diyor. Ne için? Çünkü diyor gene beşerin hesabını hiç etmiyorsan, ebeden beşerin hesabını yaduva getirmiyorsan, bas Allah için. Yaptığı ibadet çünkü Allah içindir. Hak bakıp, bakmayıp, görüp, görmeyip ama senin maksadın Allah için olsun. Allah Teala Hazretleri senden kabul eder.
başkasını katıncaya kadar, başkasının hesabını edinceye kadar kıyamet günü de Allah Teala Hazretleri diyer, sen filanın o günde bu ibadeti yaptı, git o da hatta ki sana o ecrü versin. Yani onun hatırı için terk etti, işte günahkar oldu. Yani başarının hesabını hiçbir vakit etmemek. Bes Allah hesabına. Bu zat sual etti peygamberden, talep etti ya Resulallah. Bir şey beni öğretkinen hatta ki onidan cennete girip. Peygamber buyurdu evvelen, halisan muhlisan Allah'a ibadet eyle, şirk etmeyesen. Beş vakit namazı kıl, para oldu zekat verginen, vasıl-i rahim yapginen. Yani insan lazım geldi vacipti daimi bir surette hısımını, akrabasını, hasaten özüne yakın olan babasını, nenesini, bazısını, kardeşini bunlara sıla-i rahim yapmak ve hallarını sormak ve takip etmek insanın vacibidir. Hazreti Resulullah buyurup her bir mal ki ege yedi kat yer altında saklamış ise o özünü, madem ki zekatını vermişsen bu kens sayılmaz. Yani muhasebe olmasan üzerine. Ama geldiyse bir malın zekatını vermediyse, eğer ki zahir olduysa da göz önünde de olduysa kens sayılır bu. Keennehu hapsedipsen, fukaraların malını toplayıpsan, Allah'ın hakkını vermişsen, kenz edipsen özünü, işte kıyamet gününde o kenz ettiği altın ve o gümüş ve o para hapsıları ateş olur, kıt'a kıt'a olurlar, sağıva, soluva, ögüva, erhava yapıştırırlar özünü cehennem ateşiyle. Birisi de geldi Hazreti Resulullah'ın hizmetine, ya Resulallah, bir insan malının zekatını verdiyse acaba bir hak üzerine kalır? Peygamber buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse malının zekatını verdiyse onun şerrinden kurtar olur. Yani daha muhasebe olmaz onun üzerine. Hadis-i Kudsi'de Allah Teala Hazretleri kuluna hitap buyuruyor. Ey kulum, kıyamet gününde diğer kendisine, hasta oldum, beni sormadı. Allah Teala Hazretleri Celle Celaluhu buyurdu. Hasta oldum ey kulum, beni sormadı. Abid cevap verdi, ya Rabbel Alemin, sana karşı ben ne yapayım? Ben nece seni soraydım? Buyuru Celle Celaluhu, filan kulum hasta oldu, halini sormadı. Bilmisen ege gelseydi, geçseydi, halini sorsaydı, keennehu beni sormuş olurdu. Beni görerdi onun yanında, indi geldi burada ecrine ve sevabına nail olurdu o yaptığı amali salihaya karşı. Yani insan lazım geldi bir din kardeşini hasta bildiyse, haberi var ise, bildi ki hastadı, kalkabilmiri, gelebilmiri cemaate lazım geldi insan, Müslüman olan din kardeşi, eli boş oldu, sorsun kendisini. Halını sorsun. Sonra Rabbul İzze Hazretleri buyurdu, ey kulum, senden yemek istedim, bana yemek vermedim. Ben sana nece yemek vereydim? Filan kulum, filan fetrede acıydı, senden yemek istedi, vermedi kendisine. Bilmesen ege gelseydi ona, yemek verseydi, onu tok etseydi, indi yanımda burada ecrini, sevabını bulardı. Senden su istedim, bir içim su istedim, vermedi bana ey kulum. Ya Rabbel Alemin, ben nece sana su vereydim? Sen Rabbul Aleminsen. Ben seni harda bulardım, harda verebilirdim? Feyekulullahu tebareke ve teala. Rabbul Alemin buyurur, filan kulum senden su istedi. Perişan idiler, susuz idiler, bir su istediler, vermedi kendilerine. Filan kulum yahut susuz idi, bir içim su istedi, vermedi kendisine. Bilmesen ege gelseydi, su verseydi o din kardeşi ve indi burada benim yanımda ecrini ve sevabını bulardı. Yani Müslüman olan din kardeşinden haberdar olmalıdır. Sonra daimi bir surette insan ceşah olmasın kendisinde.
Bir din kardeşi bir lokma yemek, bir lokma ekmek senden istedi, dırık etme, ver kendisine. Bir satıl su istedi senden, bir içim su istedi, ver kendisine, dırık etme, men etme özünden. Yahut senden bir yardım istedi, ver kendisine, hasta oldu halini sor, inan.